Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Evet, Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün hafta sonu para bilgi kanalı olarak genel haberlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, haftanın öne çıkan haberleri ile ilgili bir haber var karşınızda. Gülüyorsunuz, genel özetler ve gelecek hafta neler olabilir bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz. Genel olarak ve hisseler bazında. Evet haftanın öne çıkan haberleri. Bu hafta yurt içi piyasalarda haftanın en önemli başları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve kamuda sözleşmeli personelere kadro teklifinin yaşlılaşması öne çıktı. Küresel piyasalarda ise bunlar bizim için daha önemliydi. Davos zirvesi, Fed'in 5 kitabı ve Çin'in büyüme verileri gündemi oluştururken önemli haberlerden bazıları şunlar oldu arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Pek beklenen zaten e, hiç merakla edilen bir durum değildi. Yani artık alıştığı için piyasalar Merkez Bankası'nın faiz sabit tutacağının beklentisi içerisindeydi. Ve paralel şekilde Porta Politika faizi %9'a kaldı arkadaşlar. Mevcut Politika faizin yeterli olduğu ifadesini kullanmadı karar metninde. Bu önemli olabilir. Ocak ayı toplantısının karar metninde TCMB enflasyonda iyileşmelerin görülmeye başlandığını belirtti. Kamuda sözleşmeli personelere kadro teklifi yasalaştı arkadaşlar. Kamuda çalışan 458.615 sözleşmeli kadro verilmesini öngören kanun teklifi meclis tarafından kabul edildi ve yasalaştı. Böylece 2028 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek, memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak arkadaşlar. Fed 5 kitap şirketler büyüme hakkında karamsal, Amerika'da Merkez Bankası'nın Fed ekonominin nabzını tutan 5 kitap anketine göre Amerika'da şirketler gelecek aylarda ekonomide sınırlı büyüme bekliyor. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda Genel ekonomik faaliyetin Kasım ayından bu yana değişim göstermediği belirtildi. Gelecek aylarda ekonomide az büyüme beklendiğine işaret edilen raporda bazı perakendecilerin tatil sezonunda daha güçlü satışlar yapmasıyla tüketici harcamalarının biraz arttığı aktarıldı. Çin ekonomisi 2022'de %3 büyüdü arkadaşlar. Ama Çin'in büyüme oranı %3 bazı ülkelerin bütün üretim kapasitesi olabilir. Bakın bunu da göz ardı etmeyin lütfen. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre gayri safi yurt içi hasıla Ocak Aralık 2022 döneminde önceki yıla göre %3 artarak 121 trilyon yuana yaklaştı. Yuana yaklaşık 18 trilyon dolara ulaştı. Evet Aralık 2022 döneminde 18 trilyon dolar. Bu COVID-19 salgının ilk etkilerinin hissedildiği 2020'deki %2.2'lik büyümenin ardından Çin'de 1976'dan bu yana kaydedilen en düşük yıllık hasıla artışı oldu. İngiltere'de enflasyon yavaşladı ancak çift hanede kaldı. Evet İngiltere'de enflasyon çift hanede olması da e, enflasyonist bir dünya ortamının olduğunu aslında net bir şekilde gösterir. Avrupa'da sanırım en yüksek enflasyon orada. İngiltere İstatistik Ofisi'nin verilerine göre yıllık enflasyon aralıkta %10.5'a geriledi. Önceki ay enflasyon %10.7 olmuş. Ekim ayında ise %11.1 ile zirve yapmıştı. Bu yavaşlama uzun zamanların en kötü yaşam maliyeti krizinin hafiflemeye başladığına işaret etti. Evet bütün dünyada olduğu gibi yani nasıl bizim ülkemizde şu anda hem baz etkisiyle hem de biraz daha baz etkisi ve e, alınan tedbirler doğrultusunda enflasyonda biraz bir düzelme var, düşüş var dünyada da var ve İngiltere'de de aynı şekilde o düşüşe başlamış. İngiltere, Almanya, Amerika, Japonya, Çin gibi ülkelerin enflasyon oranları bizi ve bizim ekonomimizi çok etkiliyor arkadaşlar. Borsa İstanbul'u da doğrudan etkiler bunlar. Buralardaki e ekonomi de ekonomi böyle bir şey zaten. Başkasının kötü olmasını isteyemezsiniz. Çünkü o kötü olursa siz de kötüye doğru gidersiniz. Bu yavaşlama uzun zamandan en kötü yaşam maliyeti kırın hafiflemeye başladığını işaret etti. Evet Japonya'da enflasyon 41 yılın zirvesinde. Dünyanın en uzun dönemli deflasyon yaşayan ülkesinde fiyatlar 41 yılın zirvesine yükseldi. Japonya'da tüketici fiyatları artışı Aralık ayında yıllık %4'e ulaşarak yeni bir eşiği atladı. %4 arkadaşlar. Çekirdek enflasyonu %4 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık enflasyon da 1976'dan bu yana en hızlı fiyat artışını kaydeden işlenmiş gıda ve %20'den fazla yükselen gaz fiyatları etkili oldu. Evet, görüyorsunuz dünyanın her yerinde enflasyon söz konusu. E, bu enflasyonla birlikte, alım gücünün düşmesiyle birlikte, ekonomik olarak şirketlerin üretim oranları, e, stok sorunları o artmaya çıkan Avrupa'da özellikle şirketler var. E, yani bu Arkadaşlar zincirin hepsi büyük bütün ülkeler aslında zincirin bir arkasına dahil dahil ilerliyorlar. Birisinin hafif çıtırdamaya başlaması hepsini etkiliyor. Bu yüzden e, şu bundan sonra tabii ki negatifliklik biraz daha pozitif hava başlayacaktır. Bizim de e, ülke olarak zaten şu anda enflasyon hem baz olarak hem normal olarak da düşmeye başladığını görüyoruz. Evet dostlar kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizim ne dersiniz hepinize bol bol kazançlar.